Merhabalar. Bu videomuzda Makarzoit markasının Robot Master Premium setini sizlere tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle bu sette biz ücretini vererek fatura şekilde aldığımızı belirtmekte fayda var. Herhangi bir reklam, marka işbirliği değildir. Tamamen yaşamış olduğumuz tecrübeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu setimizde toplam 600 parçamız bulunmakta. Bu parçalarda 200'den fazla model yapılabilmektedir. Bu setimiz 6 yaş üzeri tüm çocuklar için uygundur. Şöyle kutumuzu göstermem gerekirse burada gerekli bilgiler yazmakta. Yine üzerinde de bazı modelleri göstermekte. Başka da kutu dışında herhangi bir bilgilendirme bulunmuyor. Şöyle kapağımızı setin kutusu malzeme kalitesi anlamında çok güzel. Yani farklı setlerde kullanıyoruz. Ya da farklı diyelim ürünlerin, oyuncakların böyle kutularını incelediğimizde genelde işte kırılmalar oluyor. Birkaç kez takıp çıkarttığım zaman bu tırnaklarında kırılma oluyor. Seti alalı yaklaşık 3 ay oldu. Aktif olarak kullanmamıza rağmen herhangi bir sorun yaşamadık. Setimizi Apple Store veya Google Play üzerinden uygulamasını telefon, tabletimize indirerek kullanabiliyoruz. Şöyle sayfamızı arkasını çevirdiğimiz zaman ise bu set içerisinde bulunan tüm parçaları adetleriyle birlikte burada göstermektedir. Kutumuz iki parçadan oluşmakta. Alt kısma yapmış olduğunuz bazı modelleri koyabilirsiniz. Yüksek parçaları, motorları vesaire koyabilirsiniz. Üst kısımda ise zaten her yer ayrılmış şekilde. Bizler bu şekilde ayırıyoruz. Herkes dilediği şekilde bu parçaları ayırabilir. Nasıl kolayına geliyorsa o şekilde kullanabilir. Malzeme kalitesi anlamında gerçekten hani bizler farklı setleri de deneyimleme şansımız oldu. Bazı setlerde şunu görüyoruz mesela. Bu blokları çok fazla takıp çıkardıktan sonra işte gevşeme vesaire oluyor. Bunlar birbirini tutmamaya başlıyor. Ama biz bu sette 3 aydır kullanıyoruz. Aktif olarak kullanmamıza rağmen böyle bir sorun yaşamadık. Ya da bazı setlerde şunlara rastladık. Bunlarda kırılmalar oluyor mesela. Ama bunda herhangi bir kırılma olmuyor. Gevşeme de olmuyor. Bu da çok güzel bir şey. Her modeli aynı ilk kez bu parçaları kullanıyormuş gibi yapıyorsunuz. Yine sette Lego'dan daha şen olduğunuz çıkarma aparatı var. Ama bir de şöyle bir aparat var. Bu gerçekten çok güzel, çok işe yarayan bir aparat. Burada parçalar tek tek tanıtmama gerek yok. Zaten ilk başta göstermiştim. Şimdi şöyle şunu kenara alayım. Evet, kutumuzdan parçaların dışında bir tane kontrol ünitemiz çıkmaktadır. Bir açma kapama tuşu var. Bu kontrol ünitesini direkt olarak herhangi bir bağlantı yapmadan buradan da yine motorlara güç verebiliyorsunuz. İleri geri bekletme ve kapatma olarak kullanabiliyorsunuz. LED ışıklar bulunmakta. Bu ışıkların renklerini yine uygulama üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Kontrol ünitemiz şu şekilde açılmakta. İçerisine 2 adet 1,2 voltluk pil koyarak çalıştırılabiliyor. Şarjlı pil kullanmanızı tavsiye ederim. Yoksa sürekli pil almak durumunda kalabilirsiniz. Tabi yapmış olduğunuz modele bağlı ve bizler genelde şöyle yapıyoruz. Ürünleri yaptıktan sonra kodlama kısmını da bitirdikten sonra modelimizi açıyoruz. Bu sayede olabildiğince daha uzun süre pilleri kullanıyoruz. Kontrol ünitemiz bu şekilde. Kontrol ünitemizin üzerinde iki ayrı motor ve toplamda 3 adet sensör bağlanabilmektedir. Yalnız kutumuzdan sadece 2 tane sensör gelmektedir. Bu sensörlerimiz kızıl ötesi mesafe sensörleri. Mesafe sensörlerimizin içerisinde zaten 1, 2 diye ayrılmış. Motorlarımızın da yine burada 1 ve 2 diye ayrılmış durumda. Sensörleri kendi yerleri var. İsteseniz de diğer tarafa yani taksanız da daha doğrusu sensörler çalışmıyor. Şunlar bu şekilde denk gelmesi lazım. Yine bunları şöyle burası birazcık kıvrımlı olduğu için şuradan direkt atıp çıkartabiliriz ya da kutu içerisinden gelen çıkartma aparatı yardımıyla çıkarabiliyoruz. Motorlarımızı hani eğer fazla motor takmak istiyorsanız ve varsa elinizde bunları yine üst üste bu şekilde de takıp aynı anda aynı hareketi yaptıracaksanız tabii bu şekilde de kullanabilirsiniz.
Kutu içerisinde 4 adet küçük boy, 2 adet bu sete göre büyük boy teker gelmektedir. Tekerlerimiz yumuşak, böyle sert bir plastik değil. Yine bu setimizde şöyle palet gelmektedir. Bunlar tabii tek tek kutu içerisinden tüm malzemeler tek tek çıkıyor. Sizler bunu takıyorsunuz. Burada biz sadece bu sette eleştirdiğimiz nokta bu parçanın çok hassas olduğu. Mesela şu kırılmış bir parça. Buradaki tırnakları çok hassas. Böyle buna çok narin davranmak lazım. Aksi halde bunlar çok çabuk kırılıyor. Bilginiz olsun. Kutuyla birlikte bir adet kitapçık gelmektedir. Bu kitapçıkta dilerseniz yine burada benim anlatmış olduğum tüm bilgiler mevcut. Sensör kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiği, yansımadan dolayı doğru çalışmayabileceği bilgileri mevcut. Bu sayfamıza gelecek olursak, bu sayfamız referans sayfası. Direkt olarak aks çubuklarının ölçüsünü getirip üzerlerini koyup kullanabiliyoruz. Herhangi bir karışıklık olmuyor böylece. Yine diğer parçalarımızı da getirip buradan bakıp kullanabiliyoruz. Burada da yine aynı şekilde devam ediyor. Setteki örnek veriyorum, rastgele bir parça aldım, getiriyorsunuz. Buraya koyunca birebir ölçüsünü görmüş oluyorsunuz. Ama bu sayfada çok fazla kullanmıyoruz. En fazla kullandığım sayfa burası oluyor. Şöyle diğer sayfalarda kısaca göstereyim. Burada işte nasıl çıkarılması gerektiği vesaire ölçü birimleri gösterilmektedir. Ve sonra manuel olarak buradan bazı modelleri sayfa sayfa aşama aşama size gösteriyor. Buradan yapabiliyorsunuz. Biraz daha ilerleyelim. Motorlu modellerle ilgili birkaç modeli buradan kitapçık üzerinden bakarak yapabiliyorsunuz. Uygulaması hakkında bilgiler içeriyor. Tabii bu kitapçığımız Türkçe değil. Keşke Türkçe olsaymış. O zaman çok daha güzel olurmuş. Evet, burada da yine kodlama kısmı ile ilgili bilgiler yer almakta. Kitapçığımız bu şekilde. Kutu içerisinden toplamda 3 tane böyle seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 olacak şekilde kağıtlar gelmektedir. Hangi seviyede hangi modellerin yapılabileceği ilgili bilgiler veriyor. Şöyle bir kartımız geliyor. Bu kartımızın üzerinde kart numarası ve PIN kodu var. Bu kartı kullanarak birazdan uygulama üzerinde ne işe yaradığını göstereceğim. Yine setimizde çeşitli boylarda, çeşitli renklerde lastikler girmektedir. Kutu içeriğimiz böyle. Şimdi sizlere ürünün uygulamasından bahsetmeye çalışacağım. Ürünün uygulamasına gelecek olursak, daha önce de bahsetmiş olduğum gibi bu uygulamayı Apple Store veya Google Play üzerinden Macar Zuhit yazarak indirebiliyoruz. Türkçe dil desteği mevcut uygulamamızda. Öncelikle burada modelimizi seçiyoruz. Burada farklı farklı modeller var Macar Zuhit markasının. Premium setini seçiyoruz. Burada sırayla basitten zora doğru sıralanmış durumda. İlk bizi üret kısmı karşılıyor. Burada kodlama anlamında bizzat siz bir şeyler üretebiliyorsunuz. Şöyle kodlamaya basıp tamamen sıfırdan bir kod yazabiliyorsunuz. Zaten bu kodlama kısmına birazdan geleceğim. Birinci kısımda basit düzeyde modeller görünmekte. Bunlarda motor kullanılmıyor. Burada kontrol ünitesini görüyorsunuz. Fakat bu herhangi bir parça olarak kullanılıyor. Bu modellerde motor yoktur. Sırayla böyle seviye seviye ayırmışlar. Yine ikinci kısımda da mekanik olarak modeller var. Ama yine dediğim gibi burada da motor kullanılmıyor. Motor
Dördüncü kısımdan itibaren kullanılıyor. Hemen örnek bir model açalım. Burada kontrol kısmı var, bir de inşaat kısmı var. Öncelikle inşaat kısmına basıyoruz. İlk başta ürün indiriliyor. Burada size aşama aşama hangi parçayı nasıl kullanacağınız gösteriyor. Yine burada bu parçadan kaç adet kullanacağınızı gösteriyor. Şöyle ve şu kısımda örnek veriyorum daha kolay. Şimdi başka bir markanın mesela ürünü kullanıyoruz. Orada bu blokları tek tek sayıyoruz. Saymak durumunda kalıyoruz. Kaç tane boşluğu var gibi. O şekilde buluyoruz. Ama burada direkt diyelim ki 8 yazıyor. Tamam diyoruz. Bu 8 noktalı bir blok. Ona göre direkt olarak parçayı bulup takabiliyoruz. Bu şekilde aşama aşama sizleri başından sonuna kadar ürünü yaptırıyor. En son sayfada da kontrol kısmına gitmek istiyorsanız buradan tamam deyip gidebiliyorsunuz. Bluetooth ve konumu açarak kontrol ötesine bağlanabiliyorsunuz. Şöyle kısaca diğer bölümleri de göstereyim. Burada dediğim gibi kısım kısım ayırmış. Dikkat ederseniz bunlarda bir inşaat kısmı var, bir de kontrol kısmı var. Kontrol kısmında burayı manuel olarak kullanabiliyorsunuz. Yine burada motorun devir hızını değiştirebiliyorsunuz. Toplamda 3 farklı hızda çalıştırabiliyorsunuz. Şu kısımda kontrol ötesindeki LED'in rengini değiştirebiliyorsunuz. Yine bunun da aynı şekilde 2 tane motorun 3 farklı kademede çalıştırabiliyorsunuz. Artık 7. kısımdan itibaren kodlama kısmı geliyor. Kodlama konusuna gelecek olursak burada size iki tane yine seçenek soruyor. Üret dediğimizde ilk gösterdiğim yerde direkt siz kendi kodunuzu yazabiliyorsunuz. Resmi dediği kısmında da zaten bu ürünle, bu modelle alakalı hazır kodlama kısmı geliyor. Kodlama kısmına gelecek olursak bizim bu ürünü tercih etme sebeplerimizden biri de Türkçe dil desteğinin olmasıydı. Yine kodlama kısımlarında çoğunlukla Türkçe. Burada hazır kodlar var zaten. O modelle ilgili nasıl bir kod uygulanması gerekiyorsa zaten hazır. Bunu sadece tek yapmanız gereken cihazı şuradan bayrağa basıp bağlantısını yapıyorsunuz. Sonrasında zaten kod çalışmaya başlıyor. Burada işte mesafe sensörünü seçiyorsunuz. Birinci sensörüm, ikinci sensörüm olduğunu ve mesafe sensörünün hangi uzaklıkta devreye gireceği ile ilgili bu kutucuya yazıyorsunuz. Motor bağlantısının 1, 2, 3 diye burada değiştirebiliyoruz. Zaten bizde 2 tane motor kutu içerisinde olduğu için 1 ya da 2'yi seçiyoruz. Yine motorumuzun hangi yönde çalışacağını buradan değiştiriyoruz. Ve motorumuzun çalışma devir hızını da buradan değiştirebiliyoruz. Tabi bu en fazla siz buraya hangi sayı yazarsanız yazın. En fazla burada gösterdiği gibi 12, 0 ile 12 devir arasında çalışmaktadır. Burada dilerseniz sizler değişiklik yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Şöyle basıp kopyasını çıkardım. Burada diyelim ki ben ikinci motoru da bu modelde kullanmak istedim. Buradan ikinci motoru seçip, yönünü seçip, hızını seçip diyelim şunu da şöyle yapalım. Kullanabiliyorsunuz ya da ikinci sensörü de kullanmak istiyorsanız yine aynı şekilde getirip kullanabiliyorsunuz. Buralarda tamamen sizin artık kodlama kısmı size kalmış bir şey. Dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Uygulama anlamında biz sadece tabletimizde bir sorun yaşadık. Oradan da bahsedeyim. Belki bu bizim tabletimizden de kaynaklanıyor olabilir. Onu bilemiyorum ama yaşamış olduğumuz olumsuzluklardan da bahsetmemiz gerekir. Şunu şöyle atalım. Şimdi şurada söylemek kısmı var. Bunu aldım. Diyelim ki şuraya getirdim, koydum. Normalde buraya siz ne yazarsanız yazın, onu sesli olarak söylüyor. Bizler ilk videomuzda belki bunu takip edenler görmüştür. Biz de buraya yazı yazmıştık, onu seslendirmişti. İlk başlarda çalışıyordu tabletimizde ama sonrasında tablette bu kısım çalışmadı. Ama telefonda herhangi bir sorun yok. Yine aynı şekilde çalışmaya devam etmektedir. Uygulama olarak da dediğim gibi bu şekilde. Yine mesela bakın 7. model 7. kısımda kodlama vardı. 8. kısımda yine kodlama olmadan ürünler var. Ama bu şu demek değildir yani. Bunlara kodlama yapılamaz anlamına değil. Burada görmüş olduğunuz tüm modelleri siz kendiniz kodlama yapabilirsiniz. Ya da örnek veriyorum.
Bunun kodlamasını alıp farklı bir ürüne, bu ürüne örnek veriyorum, bunun kodlamasını da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin artık yaratıcınıza kalmış diyebiliriz. Şuradan da diyelim ki tüm modelleri daha tek ekranda daha fazla modeli görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim diğer bir kısma. Öğretici kısmı var. Kutu içerisinden çıkan pin kodu ve seri numarasıyla buraya üye oluyorsunuz. Sonrasında bu videolar sizlere açılıyor artık. Burada Mechalizoid tarafından bu modellerin hem yapımları hem de bunun kodlama ile ilgili basit düzeyde anlatımları örnek veriyorum. Bir tanesini açalım. Welcome to our robot class. Today's topic is Master of Painting. Burada bu şekilde yapımını gösteriyor bazı modelleri. Second, we built a drawing robot. Yine bazı modellerde de kodlama olan modellerde hemen bir tane kodlama olan bir model bulalım. Örnek veriyorum bu modelde. That's mechanics have been put it under the screen. Basit düzeyde bu kodlamanın nasıl yapıldığını burada aşama aşama gösteriyor. Evet, bu kısımda çocuklarımız kullanabilir. Şurada gördüğünüz program versiyon 2 kısmı var. Burada da yine kodlamalar yapabiliyorsunuz. Mblock, Scratch gibi bir uygulama. Burada az önce de göstermiş olduğumuz gibi sürükle bırak mantığıyla kodlamaları yapabiliyorsunuz. Buradan da yine yapmış olduğunuz kodlamaları sizlere gösteriyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. İyi günler.